FME sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar transfer inceleme videolarıyla sizlerle birlikteyiz bugün inceleme konumuz Galatasaray'ın yeni transferi Yunus Belhanda henüz bir resmi maçta kendisini izleme fırsatımız imkanımız olmadı Öster Schultz maçında umarım doğru söylemişimdir adını bile telaffuz edemediğimiz bir takım doğru düzgün sakatlığından dolayı forma bulamamıştı Yunus Belhanda ilk olarak dikkatimi çeken özellikleri mesela top hakimiyetinin çok yüksek olması ve özel yeteneğinin de yüksek olması benim dikkatimi ilk çeken özelliklerinden birisi. Dediğim gibi Belhanda'ya ilk göz attığınız anda ilk kontrol, teknik, özel yetenek yani top kontrolünün ve yeteneğinin üst seviye bir futbolcu olması gerçekten bir artı. Ama burada Bizi biraz sekteye uğratacak bu futbolcu ile düşündürecek olay şu kararlılık çok düşük kararlılık 9 kararlılığının düşük olması maçlardan çabuk kopmasını sağlayabilir konsantrasyon fena değil 12. Defansif anlamda bize çok fazla bir şey katabilecek bir oyuncu değil ama uzaktan şutlarıyla da kesinlikle etkili olacaktır uzaktan şutun iyi olmasının şöyle bir avantajı var bize kapalı savunmalara karşı uzaktan şutla oyunu açabiliriz özellikle driplingi de iyi yani kanatta iç forvet olarak da şöyle hemen seçelim sizlerle birlikte de görelim kanatta iç forvet olarak destek veya hücum görevi verildiği zaman da ben layığı ile yerine getirebileceğini düşünüyorum bu futbolcunun. Sol açıkta Yunus Belhan da kullanılabilir. Tabii Galatasaray'ın bundan sonraki transfer politikası ne olacak? Forvet arkasında oyuncu alacak mı? Sol açıkta işte ofansif oyun kurucu olarak da kullanabilirsiniz. Ofansif oyun kurucu olarak kullandığınız zaman göbeğe destek verecek. Bu hattı daha fazla güçlendirecek. Ve kanattan da geldiği için belki birebir işte o defansif orta saha oyuncusunun markajından kurtulabilir İşte onu kovalayan bekinin de aklının karışmasına sebep olabilir oyun kurguları içinde bunu da kullanabiliriz çünkü gerçekten kaliteli yetenekli bir oyuncu birebir de adam eksiltebilecek bir oyuncu ter ne kadar topsuz alan çok yüksek değilse yani topsuz alanı 13 markajı biraz daha kolay bir oyuncu haline getiriyor olabilir bu futbolcuyu ama tabi tekniğiyle ve oyunu görüş açısıyla bu sıkıntılarını giderebileceğini düşünüyorum. Duran toplardaki hakimiyeti de fena değil. İşte serbest vuruş kullanma, penaltı kullanma, köşe vuruşu bence iyi, güzel. Tabi 17-18'li değerler olsa daha iyi olurdu. 8 milyon euro falan verildi yanlış hatırlamıyorsam bu transferi 7 milyon euro ya da beni düzeltin yanlışsam. Değer mi? Bence değer. Niye değer? Bu futbolcu henüz 26 yaşında. E, bu futbolcuyu 2 sezon, 3 sezon verimli oynatıp, verimli kullanıp bir transfer daha yapabilirsiniz. 28 yaşında bu futbolcuyu 10 milyon, 15 milyon eurolara satabilirsiniz. Çünkü bu futbolcu piyasası olan bir futbolcuydu. E, geçmişe baktığımız zaman Montpiede zaten e, sivrildi. Montpellier'in şampiyonluğunda çok büyük katkısı vardı. Hatta o dönem kulüp başkanı Fenerbahçe işte bu oyuncusu için Türkiye'ye geldiği gün ölürüm diye saçma sapan şeyler yapmıştı. Sürekli fiyatları indirip çıkartıp değişik hareketler yapıyordu. Ne oldu? Galatasaray transfer etti. Adam öldü gerçekten sözünün eli bir adammış. Geçmişe baktığımız zaman Montpellier'de oynamış. Dinamo Kiev. Ee, Şarkı 04'de kiralık oradan da OGS Naysa nice e kiralık Ukrayna liginde pek tutunamadı ama 8,5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazandırmış. Galatasaray'da da buna yakın bir bedel vermişti. Eminim ki FM oyuncuları olarak bizde böyle bir oyuncunun olması mutlu etmiştir. Defansif özellikleri zayıf, hücumsal anlamda çok büyük katkı sağlayacağı kesin, aşikar. Bir handikapımız şu var, kararlılık düşük. Maçta kopmalar yaşayabilir. Yani e, geriye düştüğümüz maçları 2-0, 3-0 geriye düştüğümüz maçlar olabilir, 3-1 olabilir, kötü oynadığımız maçlar olabilir. Bu maçlarda kararlılığıyla e, hani elinden geleni yani bu futbolcu çok istekli bir şekilde elinden geleni tam olarak sahaya yansıtamayabilir. Çabuk moral bozukluğu yaşayabilir. Oyun tercihlerine baktığımızda topa falso veriyormuş. Sol kanattan da içeri kat ediyormuş. Yani oyuncuyu siz sol kanada bıraktığınız zaman dediğim gibi iç forvet olarak kendisine böyle bir şey var. Oyun anlayışı var ben beğendim. İyi bir oyuncu. Fiziksel olarak da normal standart bir forvet arkası oyuncusu diyebiliriz veya kanat oyuncusu diyebiliriz. Ee, 1.77 boyunda 78 kilo. Topa falso verir. Teknik vuruşlar yapabildiği anlamına geliyor bu da. Bence e, Galatasaray'ın kadrosuna renk kattı. E, Galatasaray'ın kadrosuna zenginlik kattı. Özellikle 26 yaşında olması bir transfer daha göreceği anlamına geliyor. Ben eminim biz bunu FM oyuncuları olarak e, cilalayıp parlatıp en az bir 6-7 milyon euro'lara satabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir oyuncu. Yeter ki biz faydalanmasını bilelim. Forvet arkasındaki bütün özellikler, bütün oyun rollerinde e, ve bütün görevlerde başarılı görev alabiliyor. En düşüğü gizli forvet ama gizli forvet olarak da e, yani ön plan e, ön alanda agresif bir şekilde pres yapamayacağı için Biraz düşük ama e, gene de teknik veriler olarak gizli forvet oynamak için de yeterli. Sol kanatta oynatacaksak e, bütün oyunlar oynayabiliyor sol kanatta. Kanat oyunu, ofansif oyun kurucu, iç forvet yani çok çeşitliliği olabilen bir oyuncu. Orta sahanın göbeğinde de ofansif oyun kurucu olarak kullanabiliyoruz. Ee, zaten bu futbolcunun oyun kurucu özelliği var. Ve biz de bunu eminim ki orta saha, forvet arkası ve sol açık gerçekten pek çok yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu olduğundan dolayı da kadro zenginliği açısından bence kadro derinliği açısından çok başarılı bir transfer olarak buluyorum. Yeni transfer inceleme videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğenmeyi unuttuysanız aşağıdaki beğen butonuna basın. Eğer ki videoyu beğenmediyseniz niçin beğenmediğinizi lütfen yazın. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.